Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Erdoğan Kürtlerin ve yoksulların oyunu kaybetmiş başlıkla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Zeyrek yazısında Demos araştırma tarafından 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmayı ele aldı. Erdoğan'ı başarılı buluyorum ve Erdoğan'a oy veririm diyenlerin yüzdesi sadece 38 diyen Zeyrek, kendisini Kürt ya da Zaza olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı %20'ye düşmüş diye devam etti. Zeyrek'in yazısının ilgili kısımları şöyle. Raporda çok ilginç araştırma sonuçları var. Ancak sadece Panorama TR abonelerine gittiğinden onlara haksızlık olmasın diye ben sadece Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili veri ve genel analizleri paylaşacağım. Erdoğan'ı başarılı buluyorum ve Erdoğan'a oy veririm diyenlerin yüzdesi sadece 38. Şunu hatırlatmakta fayda var. Bu rakam Mayıs 2020'de korona salgınıyla etkili mücadelenin de etkisiyle %52 civarındaydı ve daha önce hiç %40'ın altına düşmemişti. Erdoğan'a AK Parti tabanından da gelen destek tam gibi. Ancak AK Parti oylarında da düşüş var. Son seçimlerde MHP'ye oy vermiş seçmenlerin önemli bir kısmı da Erdoğan'ı başarılı bulmuyormuş. Erdoğan'a oy vermeyecekmiş. Halkın önemli bir bölümü Türkiye'nin iyiye gitmediği görüşünde birleşmiş. Son seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş 4 kişiden biri ve MHP'ye oy vermiş 2 kişiden biri de Türkiye'nin iyiye gitmediğini düşünüyormuş. Erdoğan'ın Kürt politikası oylarını düşüren ikinci en önemli neden, kendisini Kürt ya da Zaza olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı %20'ye düşmüş. Bu oran düşük gelirli insanlar arasında da neredeyse aynı. Erdoğan'a oy vereceğini belirtenler arasında en büyük grup, üst, orta ve yüksek gelir grubu. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan artık zenginlerin cumhurbaşkanı.